verdin, şeref verdin. Başkanım da var. Pardon, bir şey kaç. Kazanacağız. Yarın ön yurt olmuşsun, gece müşteri kazanıyoruz. Hiç merak etme. İnşallah başkanım. Şöke şöke alacağız. Mutlaka. Fırtına istire istire. Tozu dumana katacağız. Evet, hiç merak etme. Evet başkanım. Hadi. Başarılar. İlton ne zaman geldi bu çarşıya? Çok. Hep yok başkanım yani. Başkan nereden buldu? Başkanım. 4 ay önce buradaydı. Başkanım. 12 yıldır geldim buraya. Bunu söylüyorsan sen bana oy vereceksin. Başkanım yok. Başkanım. Yok öyle demez. Başkanım. Oy veririz. Yok. Hayırlı oğlu olsa yok değil. Direkt yazan. Direkt böyle onları yazan Türkçe. Türkçe şey istiyorum. Arapça metinleri olmuyor. Olmayan evet. Niye biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Komşusu Aşkent Okulu'nun bizden değil. Bu o tarz bir ama şey değil. Arapça metinleri. Başka birilerine getiriyor. Birine getiriyor. Dur o oluyor. Benim dediğim anladı o. Hepsinin içerisinde Arapça metinleri var. 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 Yani hukukla alakalı işte bravo. Bir başka şey. Grubuna girer. Bravo. Fakat bravo. Hepsinin içerisinde Arapça metinleri var. Hamza 40 lira verir misin? Hadi canım. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Kim diktatördür, kim demokrattır? Kede, diktatörlük olmasın. Bütün dünya demokrasiyle, barışla ve özgürlükle yönetilsin. Arzu ediyorum ki bütün dünyada yurttaşlar ve bireyler düşündükleri için, telefonda konuştukları için, herhangi bir şey söyledikleri için tedirginlik içinde olmadan söylesinler ve konuşmalarından dolayı, düşüncelerinden dolayı hiçbir şekilde bir baskı altında kalmasınlar. O nedenle istiyorum ki yani diktatörlüğün kökünü kazımak lazım. Bireysel özgürlüğü ön plana çıkarmak lazım. Bu kitabı da detaylı bir şekilde izleyeceğim ve detaylı bir şekilde okuyacağım ve bunu da bütün yurttaşlarımla paylaşacağım. Hepimiz için önemli olan bireyin mutluluğu. Birey mutluysa, birey özgürse o ülke gelişir ve güçlenir. Birey mutlu değilse, birey özgür değilse, birey arzu ettiği düşüncelerini söylerken acaba yarın sabahleyin benim başıma ne gelecek diye düşünüyorsa o zaman demokrasiden bahsetmek biraz zor oluyor. Demokrasinin kurum ve kurallarla yerleşmesi için mutlaka ve mutlaka benim düşüncem doğrudur mantığı değil, bizim düşüncemiz doğrudur anlayışının ön plana gelmesi lazım. 21. yüzyılda çağdaş demokrasilerde hala ben böyle bir kitap alıp okuma ihtiyacı hissediyorsam bu da ayrıca demek ki ülkem ve dünyada demokrasi benim arzu ettiğim noktada değildir. Efendim aynı kitabı okumasını önerdiğiniz birileri var mı? Kitabı okumasını önerdiğiniz birileri var mı? Gücü elinde bulunduranlar yönettikleri toplumla dost olmaları lazım. Gücü elinde bulunduranlar yönettikleri toplumla dost olmazlarsa o zaman demek ki benim yönetimim olur ve bu doğru bir anlayış değildir. Benim ana mantığım yöneten insanlar yönettikleri toplumun tamamıyla dost olmaları lazım. Kendisi gibi düşünmeyenlere de saygı, sevgi ve hürmet göstermesi lazım. Hadi tamam. Sağ olun çocuklar. Hadi kardeşim. Al. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işler. Kitap da burada. Aferin. Buradaydı. Ben de ekip koydum. Bir saniye baş ya. Pardon. Ben burada alabilirim. Vallahi çok mutlu oldum. Bir saniye. O arka. Daha gidiyoruz. Gel. Altok. Altok. Sarıgül. Ya ya. Altok. Evet. Evet. Sarıgül. Neyin insanı? Aman ya. Hadi. 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 Süper babaanne burada. Süper babaanne. Irmak ablaya sarılıyor. Irmak gel. Büyükşehir'i alınca bu resimde Büyükşehir'e geleceksin. Oyumuz size zaten. Ben okutacağım bu yavruyu direkt. Bu yavruyu direkt ben okutacağım. Hadi. Gel gel gel. Süper babaanne. Okuyor musun? Neredesin? Başkanım bir saniye. Jack. Mami. Mami. Diyor ki hayır, esnafı el sallayalım. Adam el sallama ile... Esnafı biz sizin yerinize öperiz başkanım. Başkanım. Sarı gün, sarı,
Ersin Menemen gel. Genel Başkan Yardımcısı. Normalde Washington'da. Parlamenterler karşı.